Nedret, biraz çıkalım mı? Ne dersin? Nereye? Çukur sınırları dışında, İstanbul il sınırları içinde bir yere gideceğiz. Uygun mudur? Gelin. Sena. Anne, şey, Mercan'a gideceklermiş ya kumaş almaya. Hindistan'dan kumaşlar gelmiş. Nedret dikişten anlar ya. Senacığım, sen de öyle çok şey yapmasan ama, değil mi? Anadolu Kavağı'na götürebilir misin? Mercan'a gitmiyor muyuz? Oraya da gideceğiz, merak etme. Ne yapacağız burada Sena? Sen biraz hava alacaksın. Başka bir insan yüzü göreceksin. Sonra arabayı binip eve gideceğiz. Başka bir insan derken? Merhaba. Aa. Merhaba. Merhaba. Nasılsın Nedret abla? Sağ ol, sen nasılsın? Sağ olasın. Üşürüm diyorsan içeri geçelim Nedret abla. Burada kalsak. O kadar uzun zaman oldu ki deniz görmeyeli. İyi geldi. Sen bilirsin. Ayşe ile konuştum ben. Olan biten her şeyi anlattı. Hakikaten çok üzüldüm. Üzülme Emre. Ben alıştım artık. Yalan. Alışamadım. Hiç de alışamayacağım. Ama çarem yok. Çare bulunur be Nedret abla. Çare her zaman vardır. Kul sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş. Tesbihimiz için de bir teşekkür edemedik. Kusura bakmayasın. Elin kolun dert görmez. Ne demek? Ne gerek vardı Mücahit abi? Zahmet etmişsin. Kadın dediğinin küpesi olur, kolyesi olur. Bu neydi? Broş. Ha, bundan olur. Yani bunu takmak ne ayıptır, ne günahtır. Ben bunu alamam. Yanlış anlama, sevmediğimden değil, çok güzel. Ama anne bulursa... İstersen sen tak bunu. Gidince bana verirsin. Ben saklarım ya. Bize de kör talihe isyan. Anca bu kadar işte. Doğru. Sağ olasın Mücahit abi. Sen iyi bir adamsın. Eyvallah kızım. Keşke böyle olmasaydı ama... Bizim de kitabımız böyle yazılmış. Ne yapalım? O kitaplar yırtılır da... Neyse. Çok uzun mesele. Bir gün rakı masasında konuşuruz. Sen. Neyse. Bir gün oturup konuşuruz kızım. Hadi siz gidin hava kararmadan bir an önce. Görüşürüz abi.